Wow! İki tane Yeni Kaliforniya, üç tane Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti askeri, öbür tarafta da üç tane lejyoner var. Ya işte tüccarların hikayesi bitti ama bunların hikayesi daha yeni başlıyor. Göreceğiz bakalım bunlar neler yapacak. Serdar yönetmenimi söylememiş olabilir ama nükleer pazarı Sunset Sarsa Parilla sunuyor. Sunset Sarsa Parilla'nın sponsorluğunda nükleer pazarı yapabiliyoruz. O yüzden hemen bir tane içelim. Higgs denen herif, Higgs denen adam. Narsistin teki. Sadece sağda solda dolanıyor. Ben zekiyim diyor. Bilim diyor. Gerçek diyor. Başka bir şey demiyor ama bilmiyor ki bu dünyada bilimden ve gerçeklerden, en azından onun sandığı gerçeklerden daha fazlası da var. Bu dünyada aşk var. Bu dünyada insan var bir kere. Parayla, sadece parayla halledebileceğiniz sorunlar olacak. O yüzden böyle. Bakın, mesela şöyle dürbünde bakalım. Bakın, burada iki tane lejyoner var. Sezar'ın lejyonunun bir parçası. Şurada aşağıda da iki tane lejyoner tutuyor. Peki burada neler var? Burada da dört tane tüccar var. Ve onların paralı askerleri var. Biz de gidip bu hikayeyi yakından dinleyelim bakalım bu hikayenin sonu nasıl olacak. Ve bunların savaşı başlıyor. Peki bunlar neden savaşıyor? Bunlar savaşıyor. Çünkü lejyon savaşçılardan oluşuyor. Barbarların, vahşilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir savaşçı güruhu. O yüzden sadece savaşmayı biliyorlar. Aynı zamanda otoriteyi de biliyorlar. Her belanın içinden savaşarak ayrılamazsınız. Bazen konuşmanız lazım. Her sorun konuşarak da çözülmez. Bazen öyle bir noktaya gelirsiniz ki iş sadece savaşla sonuçlanır. İkisiyle de halledemeyeceğiniz durumlar olur. O zaman da para konuşur. Tüccarlar hayatta olsaydı onlara satardık. Ama tüccarların hikayesi bitti. Yeni Kaliforniya 3 tane Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti askeri, öbür tarafta 3 tane lejyoner var. Ya işte tüccarların hikayesi bitti ama bu 3 tane neyse 3 tane o zaman Erin hikayesi yeni başlıyor. Bu 3 tane bunların hikayesi daha yeni başlıyor. Göreceğiz bakalım bunlar neler yapacak. Eğer maaşın tavuk döner yerine İskender olsaydı sevinir miydin? Ben bu dünyada 3 şeye önem veririm. 1 para, 2 para, 3 para. Aha başladı. Bunların da hikayesi başladı. Tabancamı şöyle kılıfıma koyayım. Beni şey yapmasınlar. Saldırgan olarak kabul etmesinler. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmamak da bir seçenek. Ve ilk lejyoner düştü. İkinci lejyonerin bir tanesi impact bastı. Savaşmaya devam ediyorlar. Askerlerden düşen yok daha. Askerler tam doğanında. İkinci lejyoner de düştü. Üçüncü lejyoner sırada. Üçüncü lejyonerin canı çok az. Askerlerden daha bir tane bile düşmedi. Üçü de hala hayatta. Ve üç lejyonerin de hikayesi burada böylece bitti. Lejyonerler tüccarların hikayesini bitiriyor. Ondan sonra askerler geliyor. Lejyonerlerin hikayesini bitiriyor. Bu dünya böyle. Bu benim mezardan çıkaran robot değil mi? Robot, sen ne yapıyorsun? İçine tereyağı sürmem ben senin. Çok tuhaf tuhaf fantezileri var bu robotun. Ne arıyorsun sen burada? Bu da bizden. Bu da bizim gibi oraya buraya bakıyor böyle. Bu yerin hikayesi nedir? Anlat bakalım. Hikayeleri severiz. Teşekkürler. Hoşça kal. Sen kimsin? Söyle bakayım. Senin hikayeni anlat bakayım. Kimsin sen? Ben de böyle gelip yabancılar kimsin sen diye soruyorum. Demek dinozor bu işe yarıyor. Dinozorun tepesinde nöbet tutuyorlar. Neden kuruyorsun bakalım sen bu kasabayı? Öğrenmek lazım bunları ki hep kafamıza dursun. Fırsat kollayabiliriz. Para kazanmak için. Beni şöyle bir adam vurdu. Hocam, kareli bir ceket giyiyordu. Tuhaf bir tipi vardı. Söyle bakalım kim o? Seni ilgilendirmez kardeş. Benim de kendi kişisel meselelerim var. Anlatacak değilim bu adama. Ticaret dedi, ilgimi çekti. Ticaret demek para demek. Ne yapılması gerekiyor? Söyle bakalım. Silahla bir şey yapabiliyorsak biz yaparız.
ghost town before long. Doesn't matter to me what you do. As long as the ghouls are out of there, that's good enough for me. Hadi bakalım. Hadi şey yaptın diyelim. Sunset Sarsaparilla içiyorum. Bak 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 sol alta bak. Bak bak canım nasıl böyle nasıl bir canlanıyorum. Nasıl yerime geliyor canım. Oh bir güçlü hissediyorum anladın mı? İyi hissediyorum şu noktada. Oh işte bu. İşte olay bu yani. Sunset Sarsaparilla'nın olayı bu. Bir de seninle konuşalım bakalım. God damn it. Sneak up on me like that. What you want? O adam herhalde çok odaklandı. Ne oldu? Yani birisini mi bekliyordun? Neyi bekliyordun? İlginç. Yani demek ki belirli birisini bekliyor bu değil mi? Özel birisini bekliyor. Söyle bakalım kimi bekliyorsun? Belki yardım ederiz. Belli bir ücret karşılığında. Lejyoner diyor. Ne yapmam istiyorsun? Söyle bakayım. I don't know if there's anything to find, but I need someone to try. My wife was taken from our home by Legion slavers one night while I was on watch. They knew when to come, what route to take, and they only took Carla. Someone set it up. I don't know. İntikam istiyor. I need someone I can trust. Tamam. Karnın izini sürüyorsun. My wife's dead. I want the son of a bitch who sold her. Ne yapayım peki? Bring him out in front of the nest here while I'm on duty. İşte şimdi insanlarla konuşma kısmına geldik. Teker teker her şeyi şey yapacağız. Hadi görüşürüz. Karısının neden öldüğünü falan sormayacağım. Çok şey yapmak istemiyorum insanların. Şimdi, merhabalar. Kendimi tanıtmadan girdim ama bazı sorularım olacak. Bunun karısı hakkında şey yaptım. Soru sormak istiyorum. Tamamdır. Ablacığım. Neyse fazla bir şey bilmiyorsun o zaman. Seni de bırakalım. Ya bu Higgs! Sen oradan boş konuş. Boş, boş. Anca boş konuşursun sen. Zırta poz. Kardeşim nasılsın? Sen beni kim mi gönderdi? Seni ne hakkında konuşmak? Ne diyorsun sen? Bunun karısı hakkında konuşmak istiyorum sadece. O kadar. Başka hiçbir şeyim yok. İlginç. Tamamdır dostum. Tamamdır. Hoşça kal. Ben anladım. Dinozor otelin lobisinde bir şeyler oluyormuş. Gidip bir bakalım neler oluyor. Böyle ben bir eğileyim. Oyuncakları çalıyoruz. Oyuncakları çalıyoruz. Dinozor oyuncaklarını çalıyoruz. Çünkü dinozor oyuncakları. Ben dinozoru çok severim. Sunset Sarsaparilla. Sunset Sarsaparillalarımız. Müthiş Sunset Sarsaparillalarımız. Neymiş bu? Satış faturası. Bakalım bakalım ne satmış, ne satılmış burada? Kim ne satmış burada? Biz Consolos Officerium'un temsilcileri yani Legion, Legion'un kölecileri. Karla bunu bin şişe kapağı, oho! Bin şişe kapağı ve doğmamış çocuğu için de 500 şişe kapağı karşılığında satmayı kabul etti. İmzalı makbuzu buradadır. Kölenin görünümünden ve sesinden sağlıklı bir yaşam sürdüğü belliydi. Ginny Maycroft bize kölesi ve kölesinin çocuğunu satarken gerçekten sıkı pazarlık etti. Daha doğmamış fetüs halinde bir çocuk için 500 şişe kapağı koparmayı başardı. Bu belge sayesinde tarafından güvence altına alınacaktır. Yani ben de paraya önem veren bir insanım. Ben de pragmatik bir insanım. Para için insan bile öldürdüm. Ama yani daha doğmamış çocuğu köle olarak satmak nedir? Nedir yani bu? Bakın şimdi ben bu şekilde şey yapıyorum. Şeyi böyle arkadan tutuyorum anladınız mı? Bilgisayarı kolumla hemen arkadan falan şey yapıyorum. Oynatıyorum. O şekilde kontrol ediyorum. Ginny May Crawford var mı acaba bu evde? Böyle bir gezelim. Aha, Ginny May Crawford. Evet, kendisi şurada yatıyor. Ne saklıyor acaba buzdolabında? Wow! Bu kadar kötü kalpli birisi olamaz. Buzdolabında tamı tamına bir tane Nuka Cola var. Buzdolabında Nuka Cola saklıyor. Bu çok kötü bir insan. Bunu kesinlikle buna söylüyoruz. Zaten doğmamış çocuğunu satan da bu kadın. O yüzden biz bunu İnsan diyeceğim artık insan da değil. Bir şekilde şey yapacağız. Buna yedirteceğiz.
Hemen o zaman bunun bize verdiği şapkayı da bakalım böyle. O da bir şapkadır. Bu kadar. Bakalım. Ben o parayı geri alamıyorum. Parayı geri alamıyorum. İlginç. Çok da önemli değil. Hemen bunu çalalım. Gizliyiz şu anda. Ha. Hazır gizliyken hepsini yürütelim bakalım. Oh. Ne güzel, ne güzel. Oh, ne güzel. Sonra baştan aç. Oyuncak, bir sürü oyuncak, bir sürü oyuncak. Oh boy. Oh, bir sürü oyuncak. Faturası vardı ya. Faturası vardı. O silah. Aynen o silah, bir bakacağız şimdi neler varmış. Tabii onu kullanmayacağım. Ben sadece biliyorsunuz 357'lik mermileri olan silahları kullanıyorum. Şimdi ben normalde tek başına gelen bir insanım. Ben tek tabanca cenk. Biliyorsunuz beni. Yalnızlığı severim. Ama bu adama acıdım be. Gel bakalım dostum. İsterim isterim. Gel gel. Aynen. Bizim gibi insanlar birlikte çalışır. Ne yapalım biliyor musunuz? Bak aklıma ne geldi. Şu santral sarsaparillaların bir kısmını ben buzdolabına koyacağım ki bir sonraki defa buraya gelip aldığımızda böyle soğuk soğuk içelim. Şimdi çölde gidiyoruz, sıcak sıcak içiyoruz. Bunu bir soğuk içeceğiz böyle. Oh! Soğuk içtiğimizde ne güzel olacak. O zaman bir şeyleri alalım oraya. Sunset. Seride 146 sunsetleri alalım. Bir sunset sarsaparillaya desteğimizi verelim. Böyle ice cold. Böyle buz tadında buz gibi sunset sarsaparilla içeceğiz. Şimdi saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Saat 4.30'dur. Oo, sabah olmuş be. O zaman şöyle 2 saat bir uyuyalım. Kendimize gelelim. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyelim. Veya şurada bakalım. Cliff hocam. Ben ilk önce şu Mary'nin odasına girmek istiyorum. Ha. Ben bunun bilgisayarına bir bakayım ya. Kaan konukseverliği mi? 5 dakika. 5 dakika. Beni vuran elemanlar da Kaan'ın çetesindeydi. Kaan'ın çetesindeydi. En azından yanında Kaan çetesinden elemanları vardı. Bir bakalım. Manny sen doğru bir seçim yaptın. Bizden bahsetmedin ve sessiz kaldın. Bu çakal beni vuran adam. Beni. Adamın ismi beni. Beni vuran adam. Patronun paketini çaldığımızdan beri manyakça hareketlerde bulunuyor. Kanımı tepemi artıran bir durum. Fakat ben Kaya Kent'ten geçmenin yolunu bulduktan sonra sana güvenebileceğimize emin oldum. Diğer Kaanların ne istediklerine bir bakalım. Senin sadık bir biri olduğunu biliyorum. Kaya Kent. Demek bunlar Kaya Kent'e gidiyorlar. Burada bir inek ölmüş. Bir inek ölmüş burada. Çürüyen Brahmin cesedi. Allah Allah. Ben bir fırsat görüyorum. Bir fırsat var sanki önümüzde. Bir... Ha. Dusty. Senin hayvanların öldü sanki ya. Böyle bir tanesi öldü ya. Ne olmuş bakalım? Kim saldırıyor senin hayvanlarına? Kim öldürdü onu? You think the world was ending all but it's just one animal each night. They don't take it or carve it up or nothing. Just leave it there. İlginç. Bana manyak gibi geldi. Bazı deliler gibi geldi. Tamam ben bir bakarım. We'd be grateful, especially if you find it before they get my whole stock. But don't go getting yourself. Müteşekkir olmaları demek, bana para vermeleri demek. Whoa! Senin elinde bir minigun var. Çiftliğin önünde duruyorsun ve bana çok da iyi bir tip gibi gelmedin. O yüzden seni vuracağım. Kusura bakma. Önce vuracağım sonra da soracağım yani. Yapacak bir şey yok. İyi vurduk. Son vuruş iyi geldi. Oh. Güzel. Şimdi ödül meselesine gelelim. Hadi bir müteşekkir olun bakalım. We got more steaks in there than we'd be able to eat in a year. Oh, şişe kapaklar da gelsin. Oh be, o zaman hikayemi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hikayenin bir sonraki kısmında görüşmek üzere. Serdar yönetmenimizin deyişiyle hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle adios.